Arkadaşlar merhaba. Yine büyük bahar gününde Charlie ile birlikte biraz dolaşmaya çıktım. Hazır dolaşırken sizinle dediğim biraz sohbet edeyim. Neden bahsedeceğim? Sohbetin bir konusu olmalı, öyle değil mi? Bugün size vücut geliştirme konusunda, özellikle vücut geliştirme konusunda yapmamanız gereken iki tane hatadan bahsedeceğim. Bunlar fakat böyle hareketler, supplementler ya da doping falan bu konularda değil. Biraz daha tersi bir durum. Nasıl bir durum? Bunu kendi deneyimlerimden söyleyebilirim. Artı vücut geliştirme ya da diğer sporlar hakkındaki bilgi çerçevemden. Yapmamanız gereken hata kesinlikle ama kesinlikle. Birincisi, kendinizi IFBB Pro'larla kıyaslamayın. Ve IFBB Pro'ları kendinize basit olarak almayın. Yani bunun anlamı şu. Örnek, diyelim ki antrenmana yeni başladınız. Herhangi bir IFBB Pro'da sizin ulaşmak istediğiniz hedef, adam sizin idolünüz. Ama şunu unutmayın. O adamın gerek genetik şartları olsun, gerek imkanları olsun, maddi imkanları, gerekse antrenman imkanları sizden çok farklı. Yani kısacası o adamla aynı genetik imkanlara sahip olsanız bile, ki büyük ihtimalle değilsiniz, o yüzden zaten IFBB Pro'da değilsiniz, pardon, yine de o adamla aynı bütçeye ve o adamla aynı ya da yakın antrenman imkanlarına sahip olmanız gerekir ki o adamın geliştiği şekilde gelişesiniz. Yani birçok kişi bakıyorum kendisine bunu örnek alıyor. Özellikle de şu stüdyoya gidip de hani diyenler var ya ya 6 ay yapsam ben de böyle olurum, ne olacak ki? İşte öyle değil, keşke o kadar kolay olsa. Doğrusu benim için de iyi olurdu. Yani benim zaten idolüm biliyorsunuz Arnold Schwarzenegger. Ne? Düşünsenize bir 6 ay çalışıp Arnold olmak. Wow. Birçok kişi her ne kadar Arnold'un vücudunu bugünün şartlarına göre küçümsese etse de şöyle bir gerçek var. Öyle bir vücut gelmedi ve tahmin ediyorum da bu gidişle de gelmeyecek yani. Charlie. Ya şu köpek bir doğru durmuyor. Her neyse. Birinci hata bu. Dediğim gibi kendinizi IFBB Pro'larla kıyaslamayın. Onlar bir daha nasıl desem size, başka bir sınıf. Hatta amatör vücutçular bile dikkat ederseniz onlardan çok farklı gözüküyor. Yani onlar kadar hacimli değil, onlar kadar define durumda değil. Kusura bakmayın, bu arada durmadan Charlie'ye bakmam lazım ne halt ediyor diye. Bunun dışında yapabileceğiniz bir diğer hata da özellikle IFBB Pro'ların, hepsi değil. Fakat IFBB Pro'ların şu internette, YouTube'da falan verdiği antrenman tavsiyelerini falan kaldırın, çöpe atın. Niye biliyor musunuz? Çünkü vücut geliştirmenin tepesinde, zirvesinde yapılanla sizlere anlatılanlar birbirinden tamamen farklı. Bir kere bunu bilin. Belki soracaksınız, diyeceksiniz ki ya kardeşim sen kimsin? Nereden biliyorsun? Söyleyeyim size nereden bildiğimi. Benim şans eseri eski çalıştığım yerde, yani iş yerinde değil, vücut geliştirme salonunda, salonun sorumlusu eski bir IFBB Pro vücutçuydu 90'lardan ve isim yapmış bir adam. İki defa Night of the Champions'ı kazanmış amatörde. Bunun dışında amatörlerin dünya şampiyonu olmuş bir Alman. Bu arada ben Almanya'da değilim tabii. Ama o çıkmış gelmiş bu taraflara. Bu tarafta çalışıyor, bu tarafta yaşıyor. Bu adam bile kendisine gelip artık o kadar bıkmış ki bir takım saçma konulardan falan sorulduğunda gerçeği yansıtmayan cevaplar veriyordu. Bunun dışında mesela gerçeği yansıtanlarda da gerçeğin tamamını insanlar kendisine zarar vermesin diye söylemiyordu. Çünkü adam örnek nasıl desem, diyelim ki bir steroidin dozajında ya ben bu kadar aldıydım dese, ya ulan adam bu kadar almış IFBB Pro oldu, ben de alayım ne olacak der ve alır. İşte bunların karşısına geçmek için. Bunun dışında antrenmanlarda da antrenman tavsiyelerinde de
yine aynı şekilde bir yaklaşım sergiliyorlar. Yani sizin işinizi kolaylaştıracağına daha da zorlaştıracak şeyler. Size bu şekilde söyleyeyim. Danke, vielen Dank. Bu arada yaşlı kadınlar köpeği sevdi. İşinizi, konuyu da dağıtıyorum böyle sürekli sağa sola takılarak, işinizi zorlaştıracak tipler verebiliyorlar, önerilerde bulunabiliyorlar. Mesela örnek isterseniz, bir arkadaşım bir tanesi tekrar bana yazmıştı. Anlatıyor işte Rich Piano'nun mükemmel kol antrenmanı. O kadar fazla tekrar, o kadar fazla set sayısı ki, ben dedim ne oluyoruz? Yani bu şekilde kolu geliştirmeniz mümkün değil. Kusura bakmayın, kolun amına koyuyorsunuz. O koldan daha hayır gelmez. Yani bu kadar fazla tekrar, bu kadar fazla set sayısı, yok ağır, yani akla zarar. Akla zarar, tamam. Eğer ki Rich Piana'nın imkanları sizde olsa, zaten kendisi de söylüyor, günde belirli oranda growth hormonu vuracak, işte ona keza diğer steroidleri de dibine vuracak imkanınız olsa, o zaman bile çok akıllı değil ama belki o seviyede bir şeyler değişik olabilir, belki. Fakat aynı şey sizin için geçerli değil. Bunun nedenini açıkladığım bir video da yapacağım. Birçok kişi baktım, yani ne Almanya, ne Türkiye, ne de İngilizce, hiçbir alanda buna değinmemiş. Tutturmuşlar, parçalayın, öldürün, yok efendim 100 set yapın, 1000 tekrar yapın. Keşke böyle olsa ama böyle değil. Her neyse, ben de yavaş yavaş gelmem gereken yere doğru yaklaşıyorum. Böyle bir video yapmak istedim. Sizinle kısa bir sohbet etmek istedim. Ve size söylediğim şu kol programı, daha doğrusu kol programı değil, neden? Bir sürü tekrar, bir sürü set ya da parçalayın, yakın yıkın kasları, bu şekilde gelişime ulaşamayacağınızın sebebini de size kısaca bir videoda anlatacağım. Görüşmek üzere. Ne diyelim? Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Lütfen videolarımı beğenip abone olmayı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.